Tahta? Ken? Okey. İyi akşamlar arkadaşlar. Herkese merhaba. Ve okey, kameraları biraz değiştireceğiz. Okey, güzel. Harika. Ses geliyordur inşallah. Ve sorun yoksa derse başlayabiliriz. Kusura bakmayın, biraz gecikmeli oldu. Çünkü yine bir teknik arıza yaşadık bugün. Ama en azından geçen hafta gibi olmadı. Tamam, derse hazırlık yapalım beraber ve Erdemli'nin İncil'lerinden okuyacağız. Geçen derste ilk sayfadan başlayalım demiştik. İlk sayfadan yine başlayalım. Sayfa 5. Birkaç şey okuruz, kendimizi bir hazırlarız. Akabinde Rabaş'ın sosyal yazıları, şöyle olacak. Sayfa 151'den okuyacağız. Tamam mı? Dördüncü dersi bitirdik. Sadece bu makalemiz kaldı. Onu bir okuyalım. E-postayla soru gelmemiş. O yüzden sorularınızı her zamanki gibi sorarsınız ve devam ederiz. Birkaç paragraf okuyacağım çünkü sayfa 5 biraz kısa cümlelerle dolu. Yaratılışın amacı nedir? İnsan yaratılışın merkezidir. Bağlaslam Zoha kitabına giriş madde 18. Bütün dünyaların ve yaratılışın amacı sadece insan içindir. Bağlaslam Zoha kitabına giriş madde 39. Yaradan'ın amacı yarattıklarına ihsan etmektir ki böylece onun büyüklüğünü ve hakikatini bilsinler ve onlara sunduğu tüm haz ve mutluluğu alabilsinler. Tekrar Zohar'a giriş 39. İnsanın dostunu hissettiği gibi tanrısallığı da hissedebilmesi için niteliklerini geliştirene kadar kainatın her hareketi, her köşesinde insanları yükseltmek amacıyla noksansız olarak önceden düzenlenmiştir. Bu yükselişler amaç gerçekleşene ve tamamlanana kadar derece derece çıkan bir merdivenin basamakları gibidir. Buraya kadar okumuş olalım. Şimdi inşallah hepiniz iyisinizdir. Dördüncü dersimizden devam edeceğiz. Kaç kişiyiz bugün Hakan? Bugün daha başlangıçta bir 14 kişilik bir online haberi geldi ama büyük ihtimalle çoğalmıştır. Öyle mi? 5 kala. 14 kişi. 14 kişi ise işimiz iş 14 kişiysek. Büyük ihtimalle 37 kişi olmuşuz. 37 olmuşuz. 5 yani. Dakika. Tamam, hadi bakalım. Sayfa 151. Rabaş'ın sosyal yazıları. Her zamanki gibi sorularınızı lütfen buradan iletin. Hakan ve ben elimizden geldiğince cevap vermeye çalışacağız. Tamam. Toplantının gündemi 2. 1985-86, makale 17. Atalarımız Masahet Berahot'ta şöyle yazdı. Kabalist Şamlay dedi ki, kişi her zaman Yaradan'ı övmeli ve sonra dua etmeli. Bunu nereden biliyoruz? Musa'dan tıpkı şöyle yazdığı gibi, ve yalvardım. Bağlı Sulan bunu şöyle yorumlar. Kişi bir başkasından iyilik istediği zaman bilmeli ki, o kişi ondan istediği şeye sahip mi? Çünkü eğer sahip değilse ondan istemenin bir anlamı yoktur. B. O kişi iyi kalpli mi? Bu böyledir çünkü ondan istediği şeye sahip olabilir fakat onu verecek kalbe sahip olmayabilir. Bu yüzden kişinin önce Yaradan'ı övmesi gerekir. Yani inanmalıdır ki Yaradan kişinin istediği her şeye sahiptir. Merhametlidir. Ve herkese dilediği şeyi en iyi olacak şekilde bağışlar. Öyle anlaşılıyor ki, dostlar bir yerde toplandığı zaman, toplantı kesinlikle bir amaç içindir. Çünkü kişi kendi ihtiyaçları için kullanacağı zamanının bir kısmını ayırdığında ve kendi uğraşlarından vazgeçerek toplantıya katıldığında bir şey elde etmek ister. Dolayısıyla her dostun eve gittiğinde, şunu yapmaya çalışması önemlidir. Toplantıya ne ile geldiğini ve şimdi eve gittiğine göre ne elde ettiğini görmelidir. Bazen dostların toplantısı sırasında herkes toplantı süresince kendini iyi hisseder. O anda eve hangi kazanım ile gideceklerini düşünmek, yani elimde bu topluluğa gelmeden önce sahip olmadığım ve dostların toplantısında elde ettiğim ne var diye düşünmek akıllarına gelmez. Ve sonra kişi görür ki hiçbir şeye sahip değildir.
Bu şu cümlede yazılmış olana benzer. Dostunun bağına geldiğin zaman ruhunu doyurana kadar üzüm yiyebilirsin. Fakat kaplarına hiçbir şey koymazsın. Bunu şöyle yorumlamalıyız. Dostlar toplandığı zaman buna dostunun bağı denir. Oturup birlikte yiyip içtiğiniz ve ondan bundan sohbet ettiğiniz zaman beden eylem sırasında keyif alır. Ruhunu doyurana kadar üzüm yiyebilirsin durumuna benzer. Fakat eve gittiğinde ve keliminde yani kaplarında ne olduğunu görmek istediğin, eve bir parça canlılık götürmek istediğin zaman toplantıdan sonra kabında, kablarında yani arzularında ne olduğunu incelemek istediğin zaman görürsün ki kaplarına bir şey koymamışsın. Diğer bir deyişle toplantıdan sonra ruhu canlandıracak hiçbir şey yok kabında, keliminde. Yani kelim kablar demek. Tamam mı? Yani içimde bir şey yok, arzularımda, hislerimde. Ancak kişi çaba gösterdiği zaman bu çabanın ödülsüz olmadığından emin olmalıdır. Duada söylediğimiz gibi ve Ziyon'a geldi. Boşu boşuna dokunmayalım diye. Aksine kişi bir toplantıdan sonra eve gittiğinde kelime koyacak bir şeye sahip olup olmadığını görebilmelidir. Sonra bir sonraki toplantıya kadar kendisini besleyecek besine sahip olacaktır. Ve o zamana kadar hazırlanmış olandan alacaktır. Yani dostların toplantısı sırasında elde ettiğinden alacaktır. Dolayısıyla kişi önce toplantının önemini övmelidir ve sonra o aktiviteden ne elde edeceğini görmelidir. Atalarımızın dediği gibi kişi her zaman yaradanı övmeli ve sonra dua etmeli. Diğer bir deyişle toplantının başlangıcı yani konuşmaların başlangıcı topluluğu övmeye dair olmalıdır. Herkes topluluğun erdemi ve önemi için sebep bulmaya çalışmalıdır. Hiçbir şey hakkında değil fakat sadece topluluğu övmekle ilgili konuşmalıdırlar. En sonunda topluluğun önemi tüm dostlar tarafından açığa çıkarılmalıdır. Sonra şimdi dostların toplantısının birinci aşamasını bitirdik. İsterseniz bunu bir not alalım, tamam mı? Dostların toplantısının birinci aşaması. Ben de yazayım buraya. Birinci. Tamam. Ne diyor burada? Kişi her zaman yaradanı övmeli ve sonra dua etmeli. Diğer bir deyişle dostlarla toplantıya geldiğim zaman. Tamam. Dostlarla konuşurken. Manevi gruptan bahsediyoruz. Dışarıdaki insanlar değil doğal olarak. Her zaman konuşmaya yani daha doğrusu bir araya geldiğimiz konularda yani spesifik bir konu üzerinde değil diyelim yemek için beraberce de dostların toplantısı için bir araya geldik. Öylesine bir araya geldik. Kişi ne diyor? Topluluğu övmeye dair olmalıdır. Yani konuşmalarının başlangıcı topluluğu övmeye dair olmalıdır. Okay. Övmek dikkat ederseniz. Okey, topluluğu övmek yazdım buraya. Dime efşar l'arotu da masah ve bakışa. Masah oved. Okey. Bir sede. Hani de ben. Hani kotef po aval. Ken? La? Bir sede gamı. Tamam. Bu çalışmıyormuş. Ben cümle olarak söyleyeyim. Siz oraya yazın. Tamam. Ben de hatta şuradan kağıt alırsam. Tamam, bunun üzerine ben de yazayım. Beraber yazarak gidelim. Tamam. Öncelikle neymiş birinci madde? Topluluğu övmek. Topluluğu övmek. Yani dostları yüce görüyor olmam lazım. Tamam, eğer dostlar benim gözümde yüce değilse, amaç ve araç benim için aynı önemi taşımıyor ise, dostlarla beraber olmanın bir anlamı yok. O yüzden her gelişimizde tüm arkadaşlar bana, ben de tüm dostlarıma topluluğun ne kadar önemli olduğuna dair, topluluğun iyi yönde bir amaca gittiğine dair onu yüce göstermeliyim. Tamam, çünkü yaptığımız şey ne? Yapmaya çalıştığımız şey ne? Doğamıza biraz karşı gitmek.
O yüzden insan doğasına karşı giderken dostlarla burada da yazdığı gibi buluşmaya geldiysek ne yapıyoruz? Normalde diğer yapacağım işlerden, hobilerimden, şuradan buradan taviz vererek geliyorum. Bir de herkesin yüzü limon olursa benim de yüzüm limon olur. O yüzden dostlar her zaman birbirlerine topluluğun ne kadar önemli olduğunu ve amacımızın ne kadar önemli olduğunu yansıtmalı. Bu çok önemli bir prensip. Üzerinde durun. Tamam. 152 en son paragraftan devam ediyoruz. En alttaki paragraftan. En sonunda topluluğun önemi tüm dostlar tarafından açığa çıkarılmalıdır. Sonra şimdi dostların toplantısının birinci aşamasını bitirdik. Buradan sonra ikinci aşama başlar demelidirler. Tam normalde bizler şöyle yapalım. Okay. Şöyle yapalım o zaman. Yani toplantının birinci aşaması ve eğer bizi pazar günleri dostların toplantısı gördüyseniz, hiç izlediyseniz bizim dostların toplantısının sıralaması bu şekilde. Önce dostların ve topluluğun övülmesi, yani bizim gözümüzde yüceltilmesi. Dostlar ne kadar çok topluluktan, gruptan şey yapıyorlar. Ve akabinde, tamam, akabinde de ikinci basamağa geliyor. Şimdi Doğukan soru mu sordu İstanbul? Topluluğu övmek yani yaradanı. Yaradanı övmek dua ettiğiniz zaman var. Tamam mı? Dua etmeden önce yaradanı övüyorum. Dostlarla toplandığım zaman grubu övüyorum. Neden? Çünkü yaratanı görmüyorum. Gözümün önünde dostlar var ama. Tamam mı? Yaratan bizi özellikle ne yapıyor? Grubun içine sokuyor. Bizim yaratanla şu anda hiçbir işimiz yok. Yaratan şu anda bizler için fantazi. Niye? Çünkü hissetmiyorum, görmüyorum. O yüzden baktığınız zaman dinlere fantezi, yani hiç gerçekçi bir şeyleri yok arkasında. Balon, gaz. O yüzden maneviyatta yaratan sevgisine ulaşmak için insan sevgisine önce gelmeniz lazım. O yüzden yaratan diyor ki beni görmeniz mümkün değil bu halinizle. Çünkü beni görürseniz sülük gibi yapışırsınız ve kanımı emersiniz. O yüzden ben de sülük olmanızı istemediğim için diyor ki hey, sevgiye mi gelmek istiyorsunuz? Harika. Sevgide sınır yok. İşte sana insanlar, sev onları. Tamam. Şimdi bu pek hoşumuza gitmeyen bir koşul. Tamam. Ama eğer hep beraber, tamam mı, doğru bir şekilde çalışırsak o zaman ne yapacağız? Bu yolu hoş kılabiliriz. O yüzden manevi çalışmada grupta en önemli şey dostların birbirine iyi bir ortam vermesi, iyi bir çevre inşa etmek, dostlara aslında ihsan etmek. Tamam mı? Ta ki yaratanı ifşa edene kadar. Yaratanı ifşa ettikten sonra o zaman gerçekten göreceksiniz ki vav, bu dostlar olmadan yine hiçbir şey yapamam. Daha çok dostlara yönelik çalışmam lazım o zaman. Okey, harika. Sanıyorum şimdi çalışıyoruz. Tamam. Oldu. Dua etmeden önce yaratanı nasıl yüce görüyorsak, dostlar toplanmadan önce de grubu gözümde yüceltmem lazım. Grubun değerli olması lazım gözümde. Okey, güzel bir soru. Devam edelim biraz da. Sonra herkes dost sevgisini edinebilmesi için yapabileceği eylemlerle ilgili düşüncesini bildirir. Topluluktaki bir dost için kalbinde sevgi edinmek için her kişi ne yapabilir? Okey. Şimdi bu ikinci konuşacağımız konular. Tamam, şöyle yapalım. Ops, nasıl olacak? Okey. İki. Tamam, ne diyor burada? Bize bakın, her şeyi basamak basamak söylemiş bize Rabaş. Kullanım kılavuzu gibi. Sonra herkes dost sevgisini edinebilmesi için yapabileceği eylemlerle ilgili düşüncesini bildirir. Dost sevgisi için ne yapabiliriz? Sevgisi için ne yapabiliriz? Tamam. Herkes fikirlerini yansıtıyor. Ne kadar güzel. Devam edelim 153. sayfanın en üst paragrafından.
ve bir kez ikinci aşama tamamlanınca topluluk adına ne yapılabilir konusunda tavsiyeler ikinci aşama başlar. Bu ne yapılması gerektiğine dair dostların kararlarını yerine getirmekle ilgilidir. Tamam, dost sevgisi için ne yapabiliriz diye konuştuk. Şimdi bunu faaliyete sokmak. Tamam mı? Üç, nasıl yapacağız? Nasıl eyleme sokacağız, eyleme dökeceğiz yani. Eyleme geçireceğiz. Geçireceğiz. Tamam. Atıyorum mesela topluluğu öveceğiz, dost sevgisi için bir araya geleceğiz. Mesela dedi ki dost sevgisini beraber yaşayabilmek için biraz daha harmanlaşmak, karışmak için atıyorum. Diyelim ki pikniğe gideceğiz. Tamam mı? Şimdi de hep beraber kaynaşmak için, bir şeyler okumak, güzel bir gün geçirmek ve maneviyat edinmek isteyen dostlarla beraber olup kafamızda, aklımızda o düşüncelerle olacağımız bir gün geçirmek istiyoruz mesela. Ve bunun üstüne de nasıl eyleme geçireceğimizi şimdi konuşabiliriz. Ne yapılması gerektiğine dair dostların kararlarını yerine getirmekle ilgilidir. Ve topluluğun önemine ilişkin Matantora'da dost sevgisi konusu anlatılır. Kişi dostlarla birleşerek yaradanın yüceliğini elde edebilir. Tüm dünya kendini sevme koşuluna batmıştır ve kişi ihsan etmenin yolundan gitmeyi ister. Fakat bu genel görüşe aykırıdır. Çünkü söylendiği gibi onun yarattıklarına iyilik yapma arzusu olan yaratılışın amacına bağlı olarak doğamız budur. Yani bizim doğamız doğal olarak alma arzusu. Çünkü yaratan bizi o şekilde yarattı ki bize ihsan etsin. Ama ihsan edebilmesi için almayı bilmemiz lazım. Koşul o. Tamam. O yüzden dışarıdaki dünyayla bizim gidişatımız biraz ters. Ve ona direnmek, aksi şekilde davranmak, yani sadece kendimiz için almak değil, vermek istediğimiz için tüm eylemlerimiz sadece yaradana memnuniyet vermek üzere olması, ihsan etmenin doğası dahilinde olmasındandır. Yani kişi önemli bir kişiye verdiği zaman bundan zevk alır. Öyle anlaşılıyor ki haz olmadan hiçbir şey yapamaz, çünkü bu doğaya aykırıdır. Şimdi bize nasıl haz alacağımızı söylüyor. Eğer ben alma arzusuysam, yaratan ihsan etmek ise bu zıtlığı nasıl mutabakata getireceğiz? Burada da güzel güzel söylemiş. Diyor ki eğer yaratan gözümde yüce olursa o zaman yüce bir insan için bir iyilik yapmaktan zevk alırım diyor. Bir kıyık beklemeden. Tamam, bu dünyada da mesela atıyorum çok önemli bir insan var ve o insana bir iyilik yaptınız. Hiç ödül almadan bir iyilik yaptınız. Ve o size sadece teşekkür bile etmedi diye. Ama siz ona o iyiliği yaptığınız için çok keyiflisiniz. Tamam. Böyle bir manzara düşün. Ancak hazzın yerine başka bir şey koyabiliriz. Bu demektir ki almaya dair bir eylemden zevk almak yerine ihsan etmeye dair bir eylemden zevk almayı isteyeceğiz. Aynen bu durum. Yani bir başkasına ben bir şeyler vereceğim. Ve o insan gözümde çok yüce olduğu için bundan mutlu olacağım. Buna form eşitliği denir. Yaradanın yaratılanlara vermekten zevk alması gibi biz de yaradana vermekten zevk almalıyız. Aksi takdirde yani yaradana verirken eğer hiçbir zevk almıyorsak, sevinmiyorsak form eşitliğine leke sürüyoruzdur. Yani kirletiyoruz bunu. O zaman yaratanı da edinemeyiz. Atalarımızın dediği gibi cennetin ve yeryüzünün yaratıldığı gündeki sevinç gibi bir sevinç onun önünde yoktu. Dünyanın yaratıldığı günden beri onun haktan yana olanlarla birlikte gelecekte sevinmeye yazgılı olduğu sevinç gibi bir sevinç yaradanın önünde olmamıştı. Dolayısıyla eğer kişi yaradanın emirlerini yerine getirirken hiç sevinmiyorsa ve sonrasında ihsan etmeyi amaçlıyorsa... Bu form eşitliği olarak düşünülmez. Çünkü hazzın olduğu yerde kişi sadece memnun kalabilir. Yani zoraki bir iş yapmak yerine, tamam, ne var mesela, annem dedi ki odamı toparlayayım. Bir zoraki yaparım, yüzüm 10 karış, ya da annem bana demeden
sabah kalkıp hemen odamı hazırlarım, düzenlerim. Ona da bir sürpriz yaparım. Vav, wow, baktım annem bundan çok mutlu oldu. Ben de şimdi mutlu oldum annemi mutlu ettiğim için. Aradaki fark bu kadar basit. Tamam, fazla kafa patlatmaya gerek yok. Bundan çıkan sonuç şudur ki eğer kişi yardımını vermekten hiçbir zevk almıyorsa bu form eşitliği olarak görülmez. Yani kişinin üst bolluğu almak için alan vardır. Çünkü kişi yaradan yaratılanlara verirken aldığı hazzın eksikliğini hala hissetmektedir. Dolayısıyla almamıza izin verilen haz ve mutluluğun dayandığı tek temel ihsan etme eyleminden keyif almaktır. Bu yüzden üzerinde çalışmamız gereken tek bir nokta vardır. Maneviyatın takdiri. Yani maneviyatın benim için önemli olması. Bunu da oraya yazın. Bu prensip önemli. Tamam. Bir sayfaya geçmem lazım. Şuradan. Okay. Bu başlı başına başka bir prensip. Maneviyatın önemi. Bir şey ancak önemli olursa. Maneviyatın önemi. Bir şey önemli olursa yaparım. Okay. Okay. Tekrar bunu yazın. Yine ekranda sıkıntı yaşadık. Ben de buraya yazıyorum. Tamam. Maneviyatın önemi. Sadece önemli gördüğüm işlerin peşinde koşarım bu dünyada. Okay. Bu kime döndüğüme, kiminle konuştuğuma, kimin emirlerini yerine getirdiğimi fark etmemle açıklanır. Ve kişi kendi başına yukarıdan bir aydınlanma elde etmeden önce benzer düşüncelere sahip insanları aramalıdır. Tamam, yani grup. Sizlerin de aslında aradığı gibi. Tamam mı? Aslında siz de aramadınız. Yaratan arattırıyor hepimize. Tamam mı? Ve o şekilde bizi bir araya getiriyor. O yüzden hepimiz aradık Yaradan'ın sayesinde. Ve ne oldu? Hep beraber bir yerde toplandık. Onlar da ne şekilde olursa olsun yerden ile her temasın önemini arttırmayı ararlar. Yani grupta her birimiz yaratanın için ne kadar önemli olduğunu birbirimize yansıtmalıyız. Bunu da yazın. Dostlar birbirine yaradanın önemini yansıtmalı. Dostlar. Ben de yazıyorum buraya, siz de yazın. Birbirine yaradanın önemini yansıtmalı. Sürekli, tamam? Yansıtmalı. Ve birçok insan bunu desteklediği zaman herkes dostundan yardım alabilir. Dolayısıyla grupta her birimiz bunu desteklersek, grup da bize bu desteği geri getirir. Ben ne kadar yaparsam, herkes yaparsa, sanki ortak çanağımıza, tamam mı? Her birimiz bir şeyler koyuyoruz. Bilmeliyiz ki en az çoğunluk ikidir. Yani bunu yapmak için iki kişi yeter diyor. Bu demektir ki eğer iki dost birlikte oturup ve yaradanın önemini nasıl arttıracaklarını düşünürlerse aşağıdan uyanış şeklinde yaradanın yüceliğini artıracak güce zaten sahip olurlar. Ve bu eylem sayesinde yukarıdan uyanış gelir ve onlar yaradanın yüceliğine dair bir hisse sahip olmaya başlarlar. Yani biz grup içerisinde ne kadar yaradanı önemli kılmak için çalışırsak yaratan da bize ne yapacak? Hisler verecek. Tamam, manevi hislerin başlangıcını yaşayacağız. Çünkü yaratan için, yaratan neye bakıyor? Yaratana olan yaklaşma arzumuza bakıyor. Eğer yaratanı önemli kılarsak, ona yaklaşma arzusu inşa etmeye başlar, ne yapacak? O arzuya ışık damlatacak. Tamam, arzum çok olabilir, çok çok minik bir şey olabilir ama ona göre yukarıdan damla gelir. Tamam, damlaya damlaya da göl olur. O şekilde kabımızı büyütüyoruz. İnsanların çokluğundadır kralın ihtişamı. Bu yazılana göre kolektifin sayısı fazla olunca gücü daha etkilidir. Diğer bir deyişle, onlar yaradanın önemine ve yüceliğine dair daha güçlü bir ortam oluştururlar. Şimdi biz mesela burada kaç kişiyiz? 40 kişiyiz. Tamam mı? 40 kişi olmak iyi bir şey. 40 güzel bir rakam. Tamam, 40 maneviyatta merhamet seviyesini. O yüzden biz de 40'a ulaştığımız şanslıyız bugün. Tamam. Tabii daha fazla olursa daha iyi. Ama ne kadar çok
olursak o zaman görürüz ki vah burada arkadaşlar var. Herkes için maneviyat önemli, hissetmek önemli vesaire. Önemi artmış oluyor. Önem artınca da değil mi? Motivasyonumuz artıyor. Yani gücümüz artıyor. O güç neye göre artacak? Biz çaba sarf edeceğiz. Dostlara önemi yansıtacağız. Yaratan da yukarıdan bize hissiyatı verecek. Işığı hissedeceğiz yani. Tamam, ışık demek manevi yönde ilerleyiş hisleri. Tamam, bunların da ne olduğunu aşama aşama çalışacağız, sorun değil. Önemli olan burada yukarıdan maneviyata yönelik kişinin bir özlemi, bir arzusu, ek bir arzusu olması diyelim şimdilik. O anda her kişinin bedeni hisseder ki kişi kutsallık için yapmayı dilediği her şeyi, yani yaradana ihsan etmeyi büyük bir kıymet olarak görmektedir. Krala hizmet etmekle ödüllendirilmiş insanlar arasında olmakta ona ayrıcalık tanınmıştır. Yani bir düşün. Milyonlarca insan var dünyada, tamam mı? 7 milyar insan var. Kaç kişi yaratanı ifşa etmek ve ona ihsan etmek istiyor? Hani ifşa etmeyi, yaratanı ifşa etmek isteyen insanlar var diyelim. Ama yaratandan hiçbir ödül almayıp sadece ona bir iyilik yapmak isteyen, ödülsüz kaç kişi var? Buna uyanan kaç kişi var? Çünkü herkes yaratandan koparmaya çalışıyor. Tamam, dünyanın çoğu da dinlerden ibaret. Dinlerde de ne var hepsi? Sağlık ver, para ver, bu dünyayı ver, bu yetmez, bir s**tini de ver muhabbeti var. Tamam, nerede çokluk orada nane. O yüzden maneviyata ne kadar az kişi geliyor görüyorsunuz. Gelenlerden de kaç kişi kalır onu da bilmem. Kabalistlerin dediklerine göre az gelip sık eleniyor. O anda kişinin yaptığı her küçük şey ona neşe ve zevkle doldurur. Şimdi krala hizmet edecek bir şeyleri vardır. Dostlara hizmet etmek, yaratana hizmet etmekle aynı şey. Yapmamız gereken şey aramızdaki çalışmayla bunu mutluluğa çevirmek. Eğer bunu mutluluk içerisinde yapabilirsek çok hızlı ilerleriz. O yüzden burada çok önemli bir kural var. Gruba, dostlara hep maneviyatın önemini mutlulukla, iyi hisle, iyi bir ruh haliyle aktarmak. Ne ihsan edebilirim, nasıl ihsan edebilirim diye sorup duruyorsunuz. Güzel bir soru. Bu şekilde ihsan edebilirsiniz. Tamam. Eğer biz yaratana memnunluk vermek istiyor isek, dosta memnunluk vermekle aynı şey. Niye dosta memnunluk vermiyoruz o zaman? Öyle değil mi? O yüzden bu prensip çok önemli. Toplantı sırasında topluluk, yaradanın yüceliğini düşüncelerinde önemsediği ölçüde herkes kendi seviyesine göre yaradanın önemini kendi içinde oluşturur. Tekrar okuyayım orayı çünkü önemli. Toplantı sırasında topluluk, yaradanın yüceliğini düşüncelerinde önemsediği ölçüde, yani ne kadar önemli yaratan benim için ki bunu bana grup verecek. Gruptan görerek bunu alabilirim çünkü içimizde maneviyata yönelik bir şey yok. İçimizde cebimizi doldurmaya yönelik bir dürtü var. Tamam. Herkes kendi seviyesine göre yaradanın önemini kendi içinde oluşturur. Yani bunu kişinin kendisi inşa etmesi gerekiyor. Dolayısıyla kişi gün boyunca memnuniyet ve neşe içinde dolaşabilir. Yani yaradanın çalışmasına ilişkin yaptığı her küçük şeyden keyif alır. Bu böyledir çünkü kişi bir dakika için bile olsa maneviyatı düşünmesi gerektiğini hatırlarsa, yaradanın onu çağırdığına ve onunla konuşmak istediğine inandığından hemen der ki minnettarım, yaradanı övüyor ve yüceltiyorum. Ne zaman gün içerisinde maneviyatla ilgili, yaratanla ilgili bir şey hatırlarsanız önce o yüzden ne yapıyoruz? Teşekkürler. Tamam. Akabinde. Niye? Çünkü tam bu durumda bizi çağırıyor. Kafamıza gelen her şey, tamam mı? Aklımıza gelen her şey, içimizde arzu olarak ifşa olan her şey yaratandan. Şimdi bu şekilde yaklaşmaya başlarsak, geçen dersten öğrendiğimiz gibi ondan başkası yok. Yönünde ne yapacağız? Pusulamızı ayarlamaya çalışmış olacağız. Tamam. Ve kişi kralın onu çağırdığını ve ona kendisini almak istediğini söylediğini hayal ettiğinde, o zaman nasıl bir sevinç yaşayacak ve nasıl keyiflenecek? Burada kral dediği zaman sanki dünyevi hayatımızda bir kralı, bir kralın sıradan bir adamı saraya yemek için davet ettiğini düşünün. Tam büyük mutluluk içinde kral saraya davet etti. Tamam.
bize burada kral demesinin nedeni iki koşuldan kaynaklanıyor. Bir yaratan dünyalı olduğu için ama öteki taraftan da adama bir izlenim vermesi için. Yani kral gibi bir ülkenin kralı gibi birisinin sokakta sıradan gibi bizim birisini yemeğe davet edip onunla oturup sohbet etmesi gibi bir şey. Nasıl büyük bir keyif olacağını canlandırmamızı istiyor. Elbette ilginçli durumda kişi öbür düşünceleri düşünmeyecektir. Sadece kralın kanunlarını ve davranış biçimlerini kral ona konuştuğunda nasıl davranacak bilmediği için biraz utanç duyacaktır. Bundan anlaşılıyor ki kişiyi ilgilendiren şey krala neyin hangi eylemin ya da hangi niyetin daha fazla memnuniyet verdiğini bilmemesidir. Yani yaratana yaklaşımımızı bilmiyoruz henüz ama oluşturacağız, sorun yok. Ve kaldı ki kişi her şeyin iyi olduğu bir dünyada yaşar. Toplantı bir araya geldiklerinde düşünmeleri gereken budur. Tıpkı şöyle yazdığı gibi, kişi her zaman yaradanı övmeli ve sonra dua etmeli. Toplulukla da aynı şey söz konusudur. Toplumdan bir şey talep etmek istediğimizde ve buna dua etmek dendiğinde önce onun erdemini ortaya koymalı ve sonra dua etmeliyiz. Yani onlardan istediğimiz şeyi bize vermesini talep etmeliyiz. Dolayısıyla önce topluluğun neye sahip olduğunu onlarla bağ kurarak onlardan alabileceğimiz hangi mallara sahip olduklarını görmemiz gerekir. Belki de sahip olduğu mala ihtiyacımız yoktur. Bundan dolayı ondan mümkün olduğunca uzağa kaçarız. Ki bunu çok yaşıyoruz. Tamam mı? Arkadaşlar mesela gelirler. Tüm Türkiye'den bahsetmiyorum. Tüm dünyadan bahsedeyim. Tamam mı? Çünkü yıllardır çalışıyorum. Bala belki binlerce insan geldi gitti. Niye? Çünkü insan geldiği zaman doğal olarak suçlamıyorum kimseyi. Doğal olarak doğamız bir şeyler elde etmek için gelmek. Tamam mı? Ve bir şey elde etmek burada yaratan etmek olduğundan o yüzden birçok insan bakar ki bu işte elde edecek bir şey yok ki. Zarardayız gibi düşün. Mantığı o. O yüzden birçok insan ayrılır. O yüzden burada güzel söylemiş. Yani ben bu toplumdan ne alacağım? Bu grup bana ne verecek? Hepimizin bunu çok netleştirmesi lazım. Her gün bunu yapmak lazım kendimiz için. Doğru yani. Sorduğu bu. Benzer şekilde kişi dostların toplantısına geldiği zaman dostların onun arzuladığı amaca sahip olup olmadığını, amaca hakip olmadığını görmelidir. Ve kişi herkesin bir amaç için bağ kurması sayesinde her biri tüm toplumun paylarıyla birlikte kendi payını da alacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla her üyesi ondaki gücün aynısına sahip olacaktır. O yüzden ne diyor? Her birimiz aynı arzuya, amaca sahip olup olmadığımızı göstermeliyiz. Dışarıya yansıtmalıyız. Yani dostları sessizce sevmek olmaz. Dostlara yönelik sessizce bir kenarda durayım, dostların iyiliğini düşüneyim olmaz. Dostlara hep yansıtmam lazım. Aynı amaçta gidiyoruz. Önemli ve amaç için şunları yapıyoruz. Tamam mı? Eylemlerde, sözde, konuşmada, mutluluk vermekte. Bunların hepsi amaca yönelik bizi iten şeyler. Her kişi toplantının amacını ciddi şekilde düşünmelidir. Yani toplantı ortaya bir his çıkarmalıdır. Dostların toplantısı takiben yer takip kişinin elinde kendi kaplarına koyabileceği bir şey olmalıdır. Ve kişi fakat senin kaplarına hiçbir şey koyma formunda olmamalıdır. Toplantı sırasında özellikle özen göstererek oturmazsa sadece kendisi değil, aynı zamanda tüm topluluğu da bozacağını bilmelidir. Yani içimizde bir kişinin bozuk havası tüm grubun bozuk havasını oluşturabilir. Tamam, tecrübeden bunları biliyoruz. O yüzden grupta herkes sorumlu. Herkes birbirinden sorumludur diye bir Aravut makası var burada. Karşılıklı sorumluluk bağı diye. İlk cümlesi herkes birbirinden sorumludur. Grup bunu söylüyor. Bu Midraş'ta yazılı olana benzer. İki kişi bir tekneye bindi. İçlerinden birisi kendi oturduğu yerin altına tekneye bir delik açmaya başladı. Diğeri dedi ki, neden delik açıyorsun? O cevapladı. Neden senin umurunda olsun ki? Kendi altıma delik açıyorum. Senin altında değil. Diğeri cevap verdi. Aptal, tekneyle birlikte ikimiz de boğulacağız.
ve topluluğun öneminden ve gerekliliğinden bahsettiğin, yani bir sonraki paragrafa geçmeden önce bunu açıklamamız lazım. Hepimiz bu koşuldayız. Eğer aramızın birisi sorumsuz olursa, umursamaz olursa tekneye delik açıyor demek. O yüzden hepimiz kendimizi kontrol etmeliyiz. Tamam? Bu yüzden dostlar, herkes kendi kendini kontrol ediyor. Öteki taraftan herkes dostlara olumlu bir hava vermek yükümlü, sorumlu. Ailemizde yaptığımız gibi. Tamam, çocuklarımızı büyütürken iş hayatında yaşadığım ya da arkadaşlarla yaşadığım sıkıntıyı, problemi çocuğa yansıtmıyorum. Çünkü yani, mutlulukla büyümesi lazım. O yüzden ne yapıyorum? Problemleri ayrı çözüyoruz. Çocuklara hep mutluluk yansıtıyoruz. Aramızda da biz de küçük çocuklar gibiyiz hep beraber. Tamam, maneviyatta daha yeni yeni başlıyoruz. Tamam, daha sürünme aşamasındayız. Okay? O şekilde. 156, alttan ikinci paragraf. Ve topluluğun öneminden ve gerekliliğinden bahsettikten sonra ıslah düzeni başlar. Tek birlik haline gelmek için toplumu nasıl ve ne ile güçlendirebileceğiz? Tıpkı tek kalpte tek adam olarak. Bunu da yazmamız lazım. Grubu nasıl güçlendireceğiz? Tamam mı? Grubu nasıl güçlendireceğiz? Önemli bir prensip. Ve orada dağın önünde halk kamp kurdu. Okey, bu Tora'dan bir hikaye. Tamam mı? Dağın önünde hep beraber kamp kuruyorlar. Musa Sina Dağı'na çıkacağı yerden bahsediyor. Yazıldığı gibi düzen şöyle olmuş. Birisinin dost sevgisi geliştirebilecek bir önerisi varsa bu konuşulmalıdır. Fakat bu tüm dostlar tarafından kabul edilmelidir. Böylece burada hiçbir zorlama söz konusu değildir. Yani birisi fikrini koyar, nasıl kendimizi güçlendireceğiz diye. Tüm dostlar hemfikir olursa yapıyoruz. Ya hep ya hiç. O yüzden grubun pasifize olması, tek kalp tek adam dedikleri şey bu. Grubun beraber canı gönülden olması çok önemli. Tamam mı? O yüzden kasti olarak kılçıklık yapmayacaksınız. Okay? Öteki taraftan kabul ederken de tüm dostların önerisini almak, uyumunu almak, hemfikirliğini almak çok önemli. Buraya kadar insan ve insan arasındaki bağ konuştuk. Ki bu bağ bizi yaradan ve insan arasındaki bağ getirir. Matantora'da yazıldığı gibi. Öyle anlaşılıyor ki onlar dost sevgisinden ve bizi yaradan sevgisine yönelttiği için bu sevginin önemli oluşundan bahsederlerken aynı zamanda dost sevgisinin bizi yaradan sevgisine getirmesi gerektiğini düşünmeliler. Yani her birimiz dost sevgisine yönelik çalıştıkça bunun bizi yaratan sevgisine getireceğini aklımızdan çıkarmamalıyız. Tamam, yoksa komünizm inşa ediyor gibi oluruz. Birbirimizi öyle seveceksek sadece. Yaratılışın amacı aramızdaki bağdan yaratanı ifşa etmek. Ama yaratanı ifşa etmek için dostlara ihtiyacım olduğu için dostlar ve yaratan arasında bir fark yok. Onlar olmadan o olmaz. Tamam? O yüzden hatta dostlar amaç araç kadar önemli. Ama amaç hep yaratana ulaşmak, yaratanı ifşa etmek. Tamam? Unutmuyorsunuz. Yaratanı hiçbir zaman resimden çıkarmıyorsunuz. Hep içinde o var. Ben, dostlar, yaratan. Ben, ışık. Yani ışık grupta. O yüzden maneviyatta bir cümle var. Ben ışık yaratan diye. Kişi ışık yaratan diye. Işık grup demek. Çünkü sadece grubundan manevi izlenimler alabilirim aramızdaki ilişkilerde. Ve oradan yaratanın ihsan etme eylemlerini anlayabilir. Ona yönelik bir ihsan etme eylemi inşa edebilirim. Formül bu. Okay. Var mı sorumuz? Sorularımız var, evet. İyi, hadi bakalım. Evet. Hemen soruyorum. İstanbul'dan Ceyda Hanım'ın sorusu. Benim bu akşam yetiştiğim kadarıyla tek başına kurtuluş yok. Grupla beraber kalbimdeki noktamı harekete geçirmem gerekiyor. Ben de gruba övgü yaparak önce kendimi ikna etmek için dilimle grubu övmeye başlayarak mı başlamalıyım diye sormuş.
Okey, öncelikle bu sizin ilk dersinizse birinci dönemin dersini izlemeniz lazım arşivden. Tamam mı? Öncelikle. Çünkü biz şu anda ikinci dönemin dördüncü dersindeyiz. Birinci dönemi bitirdik. Ve birinci dönemin o dersleri eğer sizde eksik kalırsa o yüzden sıkıntı. Tamam. Onları arşivden lütfen verin ve onları izleyin. Tamam, çok önemli. Hatta önümüzdeki sene bizlerle yine birinci dönemden başlayın. Çok iyi olur. Tamam, zaten hep beraber yapıyoruz sürekli dersleri. Şimdi dostlara dua etmek. Şimdi bu dedi ilk cümleniz, bir daha bir oku bakayım. İlk cümleniz doğru. Tamam, yalnız hiçbir şey yapamayız. Bu dünyada da yalnız bir şey yapamıyoruz. Her şeyi bakkala, çakala, şuna buna ihtiyacım var dünyada. Tamam, çiftçiye ihtiyacım var, şey yapacak, terzi, merzi, kılık kıyafetimi yapacak birisine ihtiyacım var. Doktora, dişçiye, herkese ihtiyacım var bu dünyada. Herkese göbekten bağlıyım. Manevi gruba göbekten bağlıyım. Dünyevi hayatımda nasıl dışarıdaki insanlara bağlıysa, manevi hayatımda gruba bağlıyım. Tamam. O yüzden dediğiniz doğru. Grupla beraber kalpteki noktamı harekete geçirmem gerekiyorsa, ben de gruba övgü yaparak ilk önce kendimi ikna etmek için dilimle grubu övmeye başlayarak mı dua etmeye başlamalıyım? Dua etmeye nasıl başlarsanız başlayın, sorun değil o. Tamam. Nasıl kafanızda öğrendiklerinizle bir araya getiriyorsanız edin, sorun değil. Burada önemli nosyon şu. Grubu övmek derken dostlarıma yaklaşımım. Dostlarıma yaklaşım hep mutlulukla, motivasyon, iyi bir huyla olmalı. Tamam? O yüzden 5S formülümüz. Hep o 5S formülüyle beraber gidiyoruz. Tamam? Kendimi nasıl hissettiğim önemli değil ama hep 5S. Dostlara ilk önce saygı. Tamam? Saygı da etmeyeceğim. Kötü bir gün geçiriyor olsam bile. Bu çok önemli bir şey bizim için. Sabır çok önemli. Saygı olacak, sabır olacak. Okay. Bu aramızda sevgi geliştirir, dostlara sadakatlik geliştirir ve sonra da bizi selamete, barışa getirir yani. Tamam, selamet, barış demek. Bütünlük demek daha doğrusu. Tamam. Bu 5S formülünü hep uygular isek güzel bir şekilde ilerleriz. Bunun arkasında bunları uygularken dostlara vermem gereken şey, ihsan etmem gereken şey aslında mutluluk vermek. Yani iyi bir hava vermek. Grupta hepimiz iyi bir hava oluşturmalıyız. Amacımızın ne kadar önemli olduğunu yaptıklarımızla ve yaptıklarımızı da dostlara ifşa ederek yapmalıyız. Mesela dağıtım yapan birçok arkadaş var. Tamam, ya da faaliyetlerde bulunan. Mesela sabah dersleri çeviren arkadaşlarımız var. Kitap çeviren, makale çeviren arkadaşlarımız var. Grafiklerimizi yapan arkadaşlarımız var. İnternet siteleri yapan arkadaşlar var. Arkadaşlarının hepsi bir şeyler yapıyor. Ve gruba bunları yansıtmamız lazım. Tamam. Niye? Çünkü arkadaşlar hayatlarından veriyorlar. Biz maneviyatı edinmek için ödeme yapıyoruz. Tamam, bu bir ödeme gerçekten. Ve göstermemiz lazım ki diğer arkadaşlar bundan motive olsunlar. Onlar da güç alsınlar. Sevgi gizli olmaz. Ailede çocuklarımıza sevgi göstermek zorundayız. İşimize göstermek zorundayız. O yüzden birbirimize o iyi ruh halini vermeliyiz. Bunu yapar iseniz yapamadığınız zamanlar için dua edebilirsiniz o zaman. O zaman yerinde bir dua olur. Yani dostlar şeyler yapmak istiyorum ama diyelim ki gücüm yok. Ya da canım hiç istemiyor. Ama kafamın bir tarafında da dostlara yönelik bir şey yapmam gerek gibi bir his var. İki ara bir deredeyim yani. Gücüm yok, arzum yok, eksizim. Dua etmek için iyi bir zaman. Tamam. Ne zaman dua edilir? Bir şey yapmak istiyorum, yapamıyorum. Yapıyor isem zaten dua edecek. Değil mi? Ne zaman başkasından yardım ister? Çuval çok ağır, kendim kaldıramıyorum. Birisi bir yardım etsin ki tam şunu. O yüzden bazen üzerimize bir ağırlık geldiği zaman, yükün ağır olduğunu hissediyoruz. Ayaklarımızı yerde sürüklediğimiz zaman o zaman yardıma ihtiyaç var demek ki. Kimden yardım alacağım? Dostlardan yine. Sadece yaratana dönerseniz olmaz. Tamam. Çünkü sadece yaratana dönmem demek yaratanla benim özel bir işim varmış gibi bakmak olaya. O yüzden gücüm olmaz.
zaman ne yapacağım? Kafamı grubun içine sokacağım. Her zaman pasifize olacağım, grubun içine sokacağım. Eğer arkadaşlar da herkes birbirine mutluluk vermesi gerektiğini hatırlarsa, birbirimize de hatırlatır isek, o zaman o an düşüşte olan arkadaşlar ne olacak? Yükselmeye başlayacak. Ertesi gün bir başkası olacak. Böyle dalga halinde gideceğiz. Tamam, yukarıdakiler aşağıdakileri çekecek. Öyle öyle gideceğiz. Şu anda ağzınızda da dua etseniz sorun değil diyorum. Niye? Çünkü yapmaya çalıştıkça göreceksiniz. Çalıştıkça beraber kaynakları, beraber bir araya geldikçe bugün dua olan şey yarın kafamda başka bir form alacak. Özellikle söylemiyorum ki bu kişinin kendi inşa etmesi gereken bir şey. Burada da biraz önce ne dedi bize? İnsanın kendisini yap gereken bir şey vardı burada, bir cümle. Tamam. Burada da bir cümle vardı. Kişinin bunu kendisi yapması lazım diye. O yüzden tamam. Yavaş yavaş oluşacak içinizde, sorun yok. Evet. İstanbul'dan Kozan Bey'in sorusu. Ben tek başına kabala çalışabilmenin mümkün olduğuna inanıyorum. Bu zamandır tek başına çalışıyorum. Sizce nerede hata yapıyorum? Bu mümkün değil mi? Kitapları bilmek sorun değil. Tamam, kitapları kime verseniz bütün kitapları alır, okur, istediği şekilde anlayabilir. Sorun değil. Ama bu mahvet edilmek değil. Bir kitaptan his alamazsınız. His demek yaşamak demek. Maneviyatta yaşamam için iki şeye ihtiyacım var. Bir, kalpteki noktası olan diğer grup arkadaşlar. İki, ışığı yansıtan yaradan. İkisi de eksikse yaptığınız çalışma entelektüel bir çalışma. O yüzden manevi his alamazsınız. Yüzmeyi kitaptan öğrendim. Ama hadi gelin. Gelin yüzelim biraz. Zor iş. Birisinin bana göz kulak olması lazım. Çünkü o derin havuza öyle kitaptan yüzme okuyarak atlayamam. Yani atlayabilirim belki ama çılgın olmak lazım. O yüzden maneviyatta da diğer insanlar olmadan, hele rehber, bir hoca olmadan hiç şansınız yok. Maneviyatı edinmiş birisinden kitapların doğru açıklamasını alarak, grup içerisinde de doğru uygulamayı yaparak maneviyat edinebilirsiniz. Başka hiçbir şansınız yok. Evet. Hamburg'dan Arzu Hanım'ın sorusu. Paralellik görülüyor değil mi? Yaradan'a dua etmeden onu övüyoruz. Ve toplantıda ilk yapılan topluluğu övmek. Şimdi topluluğu övmenin nedeni şu. Dostlar gözümde yüce gözükmezse, o zaman amaç da gözümde yüce gözükmez. Amaç önemli değilse, o zaman ya işi yapmanın bir alemi yok. Şimdi ihsan etmek bizim için normalde önemli bir şey değil. Biz dünyada almak istiyoruz. Bizim duamız almak. Bana bir şeyler verin. O yüzden kişinin maneviyata ilk geldiğinde belli bir heyecanı var, belli bir mutluluğu var. Çünkü sorularına cevap bulmuş, kabını dolduruyor. Yani aldığı bir şeyler. O yüzden keyfimiz yerinde. Bu yaratanın bizim elimizden tutması. Tamam. Akabinde ihsan etmek, yaratanı hissetmek, ihsan etmekmiş gibi konseptlerin içine girdiğimiz zaman burada iş biraz renk değiştiriyor birçok insan için. O yüzden yapmamız gereken şey dostları gözümde önemli görmek. Dostları gözümde önemli görebilmem için dostlarla beraber olmam lazım. Onları hissetmem lazım. Onların neler yaptığını görmem lazım. Her sabah 3'ten 6'ya kadar ders var. 3 saat çeviri yapıyor arkadaşlar. Hakan çeviriyor. İstanbul Köşe var, o çeviriyor. Ders çeviriyor. Gecenin 3'ünden 6'ya kadar. Niye? Gün içerisinde dinleyen arkadaşlar gün içinde dinleyecek bir şeyleri olsun diye. Tamam, bu adamların yaptığı bir şey var. Dolayısıyla dostlara ne yapıyor? Önemini gösteriyorlar bunu. Bizim için bu çok önemli. Dostlara yardım etmek de çok önemli. Onlar da çünkü oturup ravı dinleyip kendi notlarını alıp hiç ilgilenmeye de bilirlerdi. Derlerdi ki biz İngilizce biliyoruz kardeşim. İngilizce çeviren var. Ya da Moşe derdi ki ben İbranice biliyorum abi. Gerek var. Otururum ben, ravı dinlerim, notlarımı alırım. Bana ne el alemden diyebilirlerdi. Diyebilirler hala. Tamam mı? Onlar da düşüşe geçerse diyebilirler. Her şey her an olabilir. Ama ne diyorlar ki?
dostlar benden daha önemli. O yüzden ben bu derste not mod alıp kendimi materyalin içinde bilgiye değil, dostlara hizmet etmeye adayacağım. Tamam. Bu iyi bir örnek. Biraz önce de kim sormuştu? Hangi efendi sormuştu? K ile başlayan adı. Kozan. Kozan Bey. Aynı mantık. Yani bilgilenebilirim ama başkasına hizmet etmek. Eğer ihsan etme eylemine doğru çalışmıyorsam konuşacak bir şey yok. Dışarıdaki insanları da ihsan edemezsiniz. Çünkü kanınızı emerler. Sadece maneviyatı 3 aşağı 5 yukarı rehberin yönlendirmesiyle bir şekilde çalışan bir grup doğru şekilde ilerleyebilir. Yoksa dışarıdaki adamları yönetmeye başlarsanız kanınızı emer. Evet. İstanbul'dan Akın Bey'in gruba geldiğim bulmalıyım ki hem grup olmadan bu işin olamayacağını emin olayım hem de bu sayede dostlara karşı olan sorumluluk duygum artsın. Gruba gelmeden önce gruba ne dediğinize dair iyi bir hazırlık yapmanız lazım. O yüzden ne diyorum, her ders önce 5 dakika önce oturun bir şeyler okuyun. Tamam, bu çok önemli bir şey. Şimdi hazırlık yapmak derse, dostlarla buluşmadan önce bir şeye hazırlık yapmak, niyetimi oluşturmak, bunlar önemli şeyler. Niye? Çünkü umduğunu bulmak istiyorsa umduğunun ne olduğunu netleştirmek zorunda kendisi. Neye doğru gidiyorum? Ama ne? Ne istiyorum? Eğer edinmek istediğim şey önemli olursa olayların etkisinden ziyade, yani etkisi altında, nasıl söyleyeyim, olumlu olumsuz etkisinden ziyade yani her şeyin amaca yönelik yönlendirilmesine yönelik çalışmış olurum. Çünkü bazen gruba geleceğim, keyifli geleceğim, keyfim kaçacak. Doğru mu? Doğru. Hemen ne yapmam lazım? Kendime yön vermem lazım. Yaratandan başkası yok, o iyi ve iyilik yapar. Şimdi ben olumsuz his almama rağmen nasıl bu işi evirip çevirip olumlu hale getireceğim? Tamam. Çünkü yaratan bizi bin bir şey ihtimale sokuyor. Yani boyayacak. Ama çocuklarımıza problem vermediğimiz zaman nasıl akıl geliştiremiyorsak yaratan da bize aynı şekilde yaklaşıyor. Yani bizim çocuğumuza yaklaştığımızdan farklı yaklaşmıyor bize. O da bize ne yapacak? Sürekli nasıl dost sevgisine gelebilirim? Ne yapmam lazım? Ne etmem lazım? Düşündürmek istiyor. O yüzden hazırlık çok önemli. Hazırlığımı yaparsam dostlara iyi bir ruh hali verebilirim. Onlara iyi bir ruh hali vermek bana ne olacak? Geri dönüş olacak. Eğer grup 5 kişiyseniz 5 kişilik güç olmuş olacağım. Bu şekilde gruba geldiğim hem gruba veriyor olacağım, gruptan da kat kat kazancım olacak. Abi soruya dön, bir şey eksik kaldı mı? Gruba geldiğimi bulmalıyım ki hem grup olmadan bu hem de bu sayede karşı olan sorumluluk duygum var. Heyecandan emin olmanız grubun hissettiğiniz şeyleri dışarıda hissetmezsiniz. Grubun içerisinde noktalar demek. Bedenlerim kendimden ekip de bulmuş birleştiği için bedenlerin önüne çıkmak için bu yaklaşımı oturtmamız lazım. Yaratan bana kendisinden verdiği parçayı uyandırttı ve vermek için bir fırsat. Dostlara doğru hisler alırsınız. İzlenimler olur. Bu yeni izlenim sadece grubun içinde. O zaman yapıyorsunuz. Etmemiştim. Ha, bunu işte şimdi anladım. Biraz önce arkadaşına sorduğu gibi kitap yazılıyoruz. Tamam. Bu yapıyoruz. Kendin gibi sev kurduğun herkese uzun. Saydım ben diyorum. Sila. Ya da kadar tam ilk yapacağınız şey sevmiyor olmanız sıkıntı değil. Tam tersi
Eğer ben kendimin kötü olduğunu görüyorum, kendimi iyileştirmeye yöneliyorum diyorsam ben huyum böyle, bu huyum böyle, ay 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 diyorsam neye gelmemin gerekliliğine geleceğim. Nasıl değişebilirim? Değişebilir, beni değiştirecek, talep etmem. Ama onlara yönelik çalışmak izlerim amaca dönmeye başlıyor. Şu anda her tarafa vururum. O yüzden sadece ben varım. Gül var. Tamam mı? Ben dostlarla bir araya geldiğim zaman burada gül az daha düşmeye başlıyorum. Daha çok dostlara onlara bir şey yapmayacağım. Koşul bu. Daha bilmem. Zaten etkisi. Işık etkiliyor diye soruyorsa başkalarına başladığın zaman etkiliyor demek. Kendimi düşünürsem ki yok. Kötü bir sorun değil. Buna kafa fazla. Biz yaratmak başlığında kötü yarattım diyor. Tamam. Sizi kötü bir yarattım. Problem o değil. Yarattım. Şöyle. Demek. O tabirme sadece kendi kendiliğine biliyorum. Çalışma kendimi denge yok. Olarak gidemeyiz. O yüzden her birimiz kendimizi görelim. Ne kadar aslında iyi bir olduğunu mutlu duymalıyız. Birçok insan yaşanmıyor. Ne anlatsın? Size inanma kalp anlatamazsın. Adam için insan biz de burada çok yok. Tamam. O. Besle. Var birkaç soru. Seyrek 5 yani çeyrekte bir evet. İstanbul Okan Bey'in sorusu. Bu anlattıkların fark yok. Onun aramızda geçeceğiz. Aramızda bir güzel. Buradan söyleyeyim. Çalışıyor. El uzat. Dostluğum. Kim? Dost. Birisine dost. Yani dost. Dışarıdaki adam o ist. Koparacağına bakıyor. Kendisini iyi hissetmiyor. Bu kadar grupta insanlar grupta konuşmamız lazım. Hep eğer arasında sıkıntı varsa diğer dostlar oturur. Ama sürebilir. Yani ki dostluğunu tamam. Soğan adamlarla egoist bu poster oldu. Kişi
yapılması diyorsanız tekrar ediyorum. O ne prensip var? Gelip prensiplerden yok. Olmuş. En az bir bu aliyet duyuyoruz. Yok. Gibi. Tamam. Arkadaşlar soruya cevap tekrar Sorry.